Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Dün yayın sonrasında gelin kaynana beraber bir araya geldiniz mi? Hayır, gelmedik. Kimin tercihiydi bir araya gelmemek? Ben istedim ama beni dışarı yolladı. Ben burada görüşemedim. Ben de içeriye girdim zaten. Görüşmek istediniz mi? Yok. Hı. Yani aslında o hani engeller, görüşemedik şöyle böyle bir istekle ilgili bir şey. Siz görüşmek istemediniz. Ya benim kayınvalidemle hiçbir zaman şu zamana kadar bak yüzü hayatta bir sorunum olmadı. Ben hı-hı, kayınvalidemi seviyorum, sevmiyorum değil. Hı-hı. Benim sorunum oğluyla. Hı-hı. Ya çok sinirli, aşırı sinirli. Ben ona diyorum ki bak yüzü de burada. Baskıcı ve kıskanç anladığım aşırı kadarıyla. Aşırı kıskanç ya. Ya mesela ben Kumluca'ya gidiyorum. Kumluca'ya gidene kadar ya yanımdan biri geçecek diye bir sağ bir sol ya sürekli böyle zikzak çektiriyor bana. Hmm. Yanımdan biri geçmeyecek, bana biri bakmayacak. Bir bayanla konuşayım, bayan konuşmayacak. Niye ondan konuşuyorsun diyor. Ya bir yere gidiyoruz ondan, gezmeye falan gidiyoruz. İnsan eşiyle gitmeyi istemez mi gezmeye? Ya ben gittiğim zaman, geldiğim zaman ağlatarak getiriyor. Beraber İstanbul'a gidiyoruz. Geliyoruz. Ya nasıl diyeyim, dinlenme tesislerinde bile ya adam küfür ediyor ya. Bağırıyor. Ya desin ki yalan söylüyor. 4,5 yıldır berabersiniz. 1,5 yıldır da resmi nikahlı olarak evlisiniz. Evet. İlişkiniz ne zaman tükendi size ya, göre? Ya bu bir seneye yakın ya. Bu otobüste çalışıyor. Hı hı. Otobüste çalıştığı için ister istemez strese giriyor. Hı hı. Hak veriyorum, bak bir şey demiyorum. Hı hı. Ama sürekli her şeyi bana yansıtıyor. Ya sinirini, öfkesini benden çıkarıyor. Yani birçok insanın stresli bir mesleği var ya. Ama yani o stresi yönelttiğimiz yerle kişi çok ayrı. İşte her şeyin ağır faturası bana kesiliyor. Hı hı. Ya ben doğru hani mu Cemile Hanım? Yani evli olduğum zaman bazıları şeylerine şahit oldum. Olmadım demiyorum. Yalan. Aralarındaki en büyük tartışma karı koca neyden çıkıyordu? Oğlum biraz oğlum biraz değil yani. Bayağı çok bir kıskançlığı var, yok değil. Yani dediği gibi sinekten dahi kıskanıyor. Böyle bir şey olamaz. Diyordum ki ben bunları ikisine de söyledim. İkinize de dedim psikoloğa gidelim ya psikiyatriste gidelim. Bir yerden destek alalım. Oğluma dedim o kabul etmedi. Oğlum ben kabul etmedi. Ben ettim. Ben eşime dedim ki bak yüzü gelsin. Dedim ki bu böyle olmayacak. Sen dedim gidelim bir psikiyatriste gidelim dedim. Ben deli miyim dedi. Ya deliyle alakası yok dedim. Psikoloğa gidelim dedi. Ona da ben gitmem dedi. Sen git. Senin yüzünden zaten ben de gideceğim dedim. Siz internette mi tanıştınız? Yani hayır. Sen evliyken mi tanıştınız? Yok hayır. Boşandıktan sonra. Hayatım boşandıktan yani sonra şey, olsa 4 yıldır beraber işte, olmazsın. İnternetten yani, otobüste tanıştık biz. O dönemde evliydin. Evet zaten boşanma aşaması falan var. Daha boşanamamıştık çocuk falan var diye. Ya aslında İki en sene büyük sürdü. Kıskançlığın sebebi şu. Onun açısından bakarken benimle evliyken beraber oldu. Benimle evliyken beni de aldatabilir. Bilinçaltı işte kafasını var. Oradan yer etti zaten Esra Hanım. Kafasını onu koydu. Şimdi Selçuk Bey adına konuşuyoruz ama kendisini davet edelim Sürtüyor'ya. Tamam, gelsin olabilir, o da kendini ifade etsin. Hakkındaki aynen iddiaları öyle da cevaplasın. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun siz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gayet ediyorum. Renkli bir kazakla. Bulmuşsunuz Zeynep Hanım'ı da. Efendim? Zeynep Hanım'ı bulmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Dünkü ifadelerini duydum. Hı hı. Zor tuttum kendimi. Bulduğuma sevindiniz mi? Çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Sağ olun. Hatta adak bile adadım. Sağ salim bulup evime getirirsem. Adak bile adadım diyorum. Nedir adağınız? Düşünün. O kadar seviyorum. Seviyorum. Sevmiyorum değil. Bak gözlerini kaçırıyor. Niçin? Ne demek bu? Kaçırıyor. O da seviyor beni. O da seviyor. Ver bana. Bak, sevmiyorum ben seni. Sevmiyorum. Sevmiyorsun değil mi? Şunu vereyim mi size? Gelebilir miyim yanınıza? O daha önce yaptırmıştık. Tamam. Bunu neden yaptırdım? Bu bir. Bak. Sonsuzluk. Buyurun lütfen. Aynen. Yok daha devamı var. Allah göstereceğim de o yüzden. Bana. Bu paraların devamı nerede? Benim parlak para koleksiyonum var. Onu da almış giderken. Siz ayrıldığınız eşine, istemediğiniz eşinden size soruyorum. Bir şey alır mısınız? Götürür müsünüz? Hepimiz kadınız, hepimiz erkeğiz. Hepimiz tartışıyoruz evde. Tartışmayan diyen yalan söyler. Ya. Kimse kusura bakmasın. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim. Allah'ım ya. Koleksiyondan... Bu çakmakta en son 15 gün önce yaptırdı. Hadi koleksiyondan para alanı
Buyurun Selçuk Bey, koleksiyon daha var mı? Kaç para daha, var orada? Kaç yok, para almış parlak? Yok, para olarak değil. Hayır hayır, kaç parasını almış kumbaranızdan? Parlak para koleksiyonunuzdan. Bunlar dışarıda kalanlar. Kumbaramı da götürmüş. İnsan. Kumbarada kaç para var? Şöyle seyircimize söyleme. Ya ben önemli değil. Allah'tan abi seyircimiz korktum. Allah çarptım. Dur abi ya. Çok bir şeysin. Bak, parlak para koleksiyonunuzdaki kaç parayı almış? Para önemli değil. Ben parada falan değilim. Ben parada değilim. Bunu kumbara, almasının... Bilmiyorum. Abicim. Bilmiyorum. Bunu almasının sebebi sana ait bir şeylerin yanında olmasını istediği için. Bence öyle. Kelepçem de yok. Benim polis bir tane kelepçem var. Yemin ediyorum var yani. Annem de ben bile... sana söyleyeyim. Çocuk dolabın kılıç. İçinde okutunun içinde açıp bak yok. Sen. Bak yalan yok. Söyleme. Allah belamı versin yok. Bak. Buradan çıkmayayım bak. Allah'ım ne? 80 milyon var burada ya. Vallahi sen hastasın ya. Hasta değilim kızım. Sen hastasın. Ben sana hastayım. Ben sana değilim. Suç ya. İsmin düştü. Ne diyor? Kim kime hasta? Ay kaçırdım be. Ne oldu iki dakika? Ya Allah'ım ya. Söyle kim kime hastaymış? Ya Selçuk... hasta ya. Şimdi Esra Hanım şöyle bir şey sorabilir miyim? Haddim olmayarak. Tabii. Ya ben istemiyorum onu. Tamam burada dursun. Hiç bir şey istemiyorum. Çıksın gitsin hayatımdan ya. Hiç bana bir şey demeyin. Kimle gittin buyurun. O akşam? Dürüst ol. Arkadaşımla gittim. Kimle gittin? Sen çok iyi biliyorsun. Ben seni hiçbir zaman aldatmadım. Kimle gittin? Aldatmam da. Hangi arabayla? Tamam korsan taksiyle gittim korsan dedim. Korsan taksi içerisinde çünkü bana uygulama geliyor. Bir dakika beni dinler misiniz? Lütfen beni dinler misin? Ben seni dinledim dün. Hepsini duydum. Hı-hı. Şimdi sıra bende. Konuşacağım ben ya. Bir şey yapmayacağım. Bak burada oturuyorum sakinim. Gayet de sakinim. Sana ben değilim ama. Sen değilsin çünkü rahat değilsin. Yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemiyorum. Senin yaptıkların yalan bana doğru söylemiyorsun. Senin hattın kimin üstüne? Senin üstüne. Şu anda kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. Kırdım attım. Ne zaman attın? Kaçtığım gece attım evet. Yalan mı söyleyeceğim? En son hangi numarayla görüştün? O da çıkacak. Çıksın. Bir uygulamadan. Evet. Çıksın. Bir uygulamadan. Vermeyeceğim ismini boş verin. Bir uygulamadan kontür atıyor. Ama kime atıyor göremiyorum. Yemin ediyorum yalan. Ben kontür falan hayatta ya, bak yalan söyleme. Doğru düzgün konuş bak. Bunca evet, senin hatırı için yalan söylüyorsun. Doğru düzgün konuşuyorum. Yalan söylüyorsun çünkü. Evet. Doğru düzgün konuşuyorum. Kapıyı ya kırma... ben bir buraya dakika. Geldim. Kapıyı kırmama gelince annem de biliyor ondan o da biliyor. Ondan konuya atlama. Öncelikle geldiniz. Heh. Seviyorum eve götürmeye geldim. Adaklar bile adadım dediniz. Evet. Ama bana beni inandırırsa. Yine söylüyorum beni peki, inandırırsa. Peki inanmıyorum bu gidişinde o gece bir taksi çağırıp tanımadığı bir taksiye binip arkadaşına gittiğine adı inanmıyor ne? Musunuz? Hayır taksicinin adı ne? Ahmet, ben Mehmet, Gökhan. Ben ya. Ahmet, Mehmet, arıyorsun, Gökhan. Arıyorsun çıkıyor taksiye. Gökhan ben... kim olabilir? Ben ne bileyim ben ya? Bilmediğiniz adamın adını mı soracağım? Siz bilmediğiniz taksiciye biner misiniz? O zaman bağlansın. Allah'ım ben adamı İsmini vermesin bileceğim. Vallahi. Gecenin o saatinde zaten evden çıkılmaz. Bir risktir peki, bu. Peki şöyle sabah de... bakkala gidiyorum diye kaçmak daha mantıklı. Gündüz saati. Evet buyurun. Peki şöyle de bir şey diyeceğim. Seni 12'si akşamı otobüse binerken görmüşler. Devrek'te benim arkadaşlarım, benim çevrem çok. Sağ olun. Herkes, her yerden bana bir haber gelir. Seni herkes tanıyor. Benim eşim olduğunu da herkes biliyor. Ben de bizim biliyorum. Mahallemizde de biliyor. Veya başka bir yerde de biliyor. Anlatabildim mi? Bana gerçekleri söyle. Bak o dokümanı istedim. İstemiyorum. Ben adamla kaçtım de. Ya hangi kaçmadım, kaçmadım. Ne dokümanı bu? Efendim? Ne dokümanı? Onun hattı benim üstüme. En son görüştüğü numaraları istedim. Mesajları istedim. Bunlar gelecek. Ne çıktı karşınıza? Bilmiyorum, gelecek. Peki şüphelenir misiniz? Sizin eşiniz Nazan. Yani psikolojisi bozuk. Öyle söyleyeyim. Çocuklarından ayrı. Kayınvalidem ismini vermeyeceğim. Gelmek de istemedi çünkü. Ondan sonra psikolojisi bozuk. Çocuklarını görmüyor. Hak veriyorum. Hak veriyorum. Çocuklarını görmüyor. Psikoloji bozuk. Sen bozdun çünkü. Kızım. Sen bozdun beni. Ben bir şey anlatıyorum. Bir susar mısın? Lütfen. Bir sus. Psikoloji bozuk. En sonunda annesi demiş ki buna. Nasıldır? Kızım çocuklarını görme. Onları ama o gece onun psikolojisini bozan siz misiniz? Tamam onu yaptım. Yapmadım demiyorum. Yaptım. Herkesten kıskanır mısınız kıskanırım. Onu? Kıskanırım. Güzel çünkü. Hadi. Bunun güzellikle alakası yok. Bende biraz fazla. Benim burcumdan da ötürü olabilir. Ne Oğlak burcunuz? Burcuyum. Oğlak burcu çok sahiplenir çok kıskanır. Yalan mı? Sabır ya. Ha, akrepte. Oğlak burcu olmanız sebebiyle. Yani boğa olsaydınız böyle olmaz mıydı evliliğiniz? Ya ben kıskanırım. Ben sevdiğime değer veririm. Güvenmiyorsunuz aslında. Bir güven duygunuz zayıf. Güvenmiyorum değil. Güveniyorum. Ama konduramam. Öyle bir şey yapsa da konduramam yani. Çünkü geçmişim var.
Peki, buyurun. Geçmişim var. Tam geçmişiniz karşınızda. Evet. Kapıları yıktı diyor. Onu da anlatayım mı size? Kapı açılmıyordu. O da biliyor bizim kapının açılmadığını. Bizim yatak odamızdan bahsediyorum. Annem de biliyor. O gün anahtar kapalı kalıyor. Ben de vuruyorum. O zamanlar yalan yok. İçiyordum. Alkol içiyordum. Hani yorgunluğu atmak için bir kadeh. Bunda da sarhoştum. Ama en sonda bu bana öyle bir tokat attı ki zoruma gitti. Hani diyorsunuz ya erkekler ağlamaz diye. Erkekler ağlar. Ama şiddet uygulamışsınız. Karşılığını vermiş. Ağlar. Şiddet o. O günden ben sonra ama. Siz de mi şiddet görüyordunuz? Burada annemin babamın yanında vurdu. Ben sana vurdum. Evet. Ben sana yemin kaldırmadım. Yemin çocukların üstüne yemin ettim. Çocuklarımın üzerine yemin ederim ben sana bir kere vurmadım. Vurdum. Sen bana vurdun. Yalan psikolojin yok çünkü. Ağladınız mı sonra? Yalan. Ondan efendim? Mı ağladınız? Ağladım gittim içeri ya. Zoruma hayır, gitti. Annem var babam ya. Var. Zoruma gitti hanımefendi. Sen ona vurduğunda zoruna gitmiyor. Sen dayak yiyince. O zaman da zoruma gitti. Kafama yıldı. Dedim ki bak söz de verdim. Sana bundan sonra sözüm söz dedim. Erkek sözü. Hiçbir şekilde aslında içmeyeceğim. Aslında baktın karşında deli var. Korktun. Hiçbir şey. Hayır. Deli demem. Psikolojisi bozuk. Hayır deli derken öyle. Çünkü yani baktın senden daha şeyi var. Benim babam da psikolojik. Rahatsız. Dişlisi var. Korktun. Benim babam da psikolojik rahatsız. Ben de konuşmayın Selçuk Bey. Yok. Bana kendinizi anlatıp ikna etmeyin. Karınız karşınızda sizin yüzünüzden, sizin davranışlarınızdan bak. Ötürü gecenin peki, bir buçuğunda bu kadın bir şey kaçtı. Soracağım. Bir şey soracağım. Tabii ki. Sen Çaycı Maya. Evet. Gece kulübüne neden gittin? Bekarken gittim. Bekarken değil benim haberimi bekarken aldım ben. Bekarken gittim. Hayır bekarken değil. Bekarken gittim. Hayır daha yeni gittin. Arayayım mı arkadaşlarımı? Oradan da bayanların arkadaşlarımı yanına gittin. Sus. Arayayım mı arkadaşlarımı? Kesinlikle ben yalan. Ben aldım merak etme o onları akşam ben biliyorum. Götürdüm. Yalan yok. Ankara'da madende çalışan arkadaşlarım var. Ama ben... Ne içeri girdim? Gittim ama ne içeri girdim? İçeride kimler bayanların vardı? Bayanların yanındaydım. Arkadaşlarım vardı. Kaç kişiydiniz? Dört. Dört kişi. Sen niye dışarıda kaldın? Ben sevmiyorum. Kaça benim, kadar bekledin onları? Aynı kadın benim evimde de var. Hayır hayır. 12'de gittik. Evet. Ya, 1.30'da çıktık. Ya. 1.30'da ya, çıktınız. Selçuk Bey buna kim inanır? Evet. Yemin ederim, ya ben ya. Öyle biri değilim. Benim çevreme de sor. Ahmet abi var bakın. Verdim numarasını. Arayın. Diyor ya. Diyor ya hanımefendi. Bana arama çıkarmadınız diyor. Doğru mu? Ama bir şey söyleyeceğim. Bana arama çıkarmadın dedin. Doğru mu? Bak ben kaçtığımı... Bir dakika sus. Kaçtığımın gecesinin sabahı ben gittim karakola. Arayacağım. Arasın arayabilir miyiz karakolu? Ben çıkartırım. Karakolu. Tabii hangi karakolu hemen bağlasın Kumluca arkadaşlar. Kumluca karakolunu arayabilir miyiz? Kumluca ya. Karakolunu. Selçuk madem öyle. Böyle bir şey mümkün mü? Karakol bağlanır mı ya? Ama şu... Ben arayayım. Siz ama kayıp başvurusu yan babanız ağrına gitmiş. 24 saat efendim? Geçmeden daha karakola gitmişsiniz. O şeyi alabilmesi için kayıt başvurusunun 24 saat geçmiş olması lazım. Bana da erken öyle dedi. Ben zaten gittim. Savcıya bile çıktım ya. Siz erken ben gittim. Savcı, orada olduğunu söylemek çıktım. İçin gittim. Benim anlamadığım nokta şu. Tabii. Siz koleksiyonunuzu, saatinizi, her şeyinizi çok seven bir eşiniz mi var? Evet. Eşinizden şüpheleniyor musunuz? Eşim var çok seven. O bana kızdı gitti. Onun da farkındayım. Ama diyorsunuz ki Ahmet, Mehmet, Gökhan o isimlerin de böyle çok manidar olduğunu düşündüm ben. Ya Esra abla bir şey diyeceğim. Çünkü şüpheleniyor musunuz? Yok bir şey soracağım da. Yoksa? Ben de gelebilir miyim? O dün bir not yazıyor. O notu görebilir miyim? Ya ben burada erkekler olduğu için ben açık açık yapamıyorum. Sen utanmadığın için, yaptığın için ben de Allah yüz vermiş. Buraya utanarak neden geldin? Söylüyorum. Buraya neden geldin? Annem için mi geldin? Ne için geldin buraya? Ben buldum. Doğru. Ne için geldi ama? Telefonla da bağlanabilir değil mi? Ben senden boşanmak için, senden kurtulmak için. Ben seni bunu ne burada boşa... artık beni. Ben sen bana kanıtlamadın. Herkese rezil ettim. Ben sen bana kanıtlamadığın sürece ne burada boşayacağım ne orada boşayacağım. Boşamayacağım. Boşanmasan boşanma. Benden uzak ol, Allah'a yakın ol. Gittiğin yeri söyleyeceksin. Ben senin kocanım. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.